Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Gloria Victis, Siege Survival. Tamamıyla düşman işgali altında olan topraklarımızda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyunun geliştiricileri This War of Mine oyunundan ilham aldıklarını söylüyorlar. Bize de ne düşer? Şöyle güzel bir ilk bakış yapmak düşer. Hadi bakalım. Oyunumuz bu yıl Steam üzerinden piyasaya sürülecektir ve Türkçe dil destekli gelecektir. Bilginiz olsun. Yasın 6. günü, 1205 yılı, Midland Krallığı. İsmirler bize aniden saldırıya geçtiklerinde hasata başlamak üzereydik. Edrwink'in üzerinden savaş boruları yankılandı. Dumana boğulmuş caddeler halkın kanına bulandı. Kargardlı, acımasız savaşçılar evlerimizi işgal ettiler. Şehir muhafızları cesurca savaştılar fakat İsmirler sayıca çok üstünlerdi. Akıncılar ana meydana varmadan şehrin merkezini çoktan alevler sarmıştı. Elimizden sadece haberciye yardım çağırmayı yollamak geldi. Bu sırada sayıca az olan muhafızların korumaya odaklandıkları şey can havliyle kaçan yurttaşlardı. Levazımı kurtaran işçilerdi. Muhafızlar yurttaşlara yardım etmek için hayatlarını hiçe sayarak can verdiler. Hayatta kalanlar çok geçmeden soğuk kale duvarlarının içinde katliam sırasında geçici olarak güvende olacakları bir sığınak buldular. Hayatta kalabilenler kale personeline katılarak müdafaya hazırlanmayı amaçlıyorlar. Katliam bitmek bilmiyordu. İsmirler cadde cadde, meydan meydan gezerek her yeri yağmalıyor, kaçmak için geç kalmış olan herkesi vahşice öldürüyorlardı. Daha sonra savaş makineleri hazırladılar ve şehri kaleye bağlayan kapıyı paramparça ettiler. İşlerin daha ne kadar kötüye gidebileceğini düşünürken o korkunç simayı gördük. Kışla yerli bir oldu. Kargaltlılara o meşhur, isimsiz şampiyon liderlik ediyordu. Hayatımda şimdiye dek gördüğüm hiçbir şey canavarı andıran bu ürkütücü simaya benzemiyordu. Hepimizin o büyük kuzeyliler hakkındaki hikayelere iyi kötü kulak aşinalığı vardı. Fakat hiç kimse şehrin caddelerinde bu canavar görünümlü adamın cilip atmasına hazır değildi. Bütün umutlarımız uçup gitmişti. İç kaleye sığındık ve durumumuzu gözden geçirdik. Levazım sınırlıydı. Daha da kötüsü, Tabya kapısı ağır hasar görmüştü ve bizim Tabya'daki muhafızlarla bağımız koparıyordu. Şüphesiz ki İsmirler yakında yeniden saldıracaklardı. Kale, Edrwink'in henüz ele geçirilmemiş tek yeri şu anda kuşatma altındaydı ve yardım gelene kadar düşmanları def etmek için mücadele veren askerlere yardım etmek bizlerin elindeydi. Tabya düşemez. Evet dostlarım, böyle güzel bir giriş oldu. Şu anda oyunun grafikleri gayet hoş görünüyor. Gidelim şu adamla bir konuşalım bakalım.
Bize ne görev verecek? Önündeki adamı görünce hemen tanıyorsun. Persan, buralı bir marangoz. Onu hayatta kadını görmek yüreğini su serpiyor. Ama son birkaç günde yaşananları onu derinden yaraladığı çok belli. Senin orada olduğunun farkında bile olmadan öylece oturuyor. Titreyerek elini bağrına basıyor. Yarası olup olmadığına bakarken elinde tuttuğu şeyi fark ediyorsun. Küçük, yanık bir oyuncak bebek. Bir anda bu zavallı adamın kısa bir süre önce ailesini kaybetmiş olduğunu anlıyorsun. Adamın acısını dindirmek için yapabileceğin hiçbir şey yok. Yine de sıcak bir yemek onun bu şok durumundan çıkmasını sağlayabilir. Fakat İsmiller'in bir trebuşe saldırısı sırasında mutfak yıkılmış. Bu yüzden önce bir pişirme ocağı inşa etmelisin. Bu enkaz yığınlarının arasında işe yarar birkaç malzeme olsa gerek, değil mi? Evet. Bu arada arada geçen konuşmalar, çizimler çok şahane olmuş. Çok beğendim. Ne bulduk? Bez bulduk. Sergi yapmada ve yapı inşasını kullanabilecek kumaş parçaları. Çalışma atölyesinde oluşturulabilir. Tamam. Çürük yemek. Bozuk yiyecek. Yine de hayvan yemi yapımında kullanılabilir. Yumurta. Tavuklarca yumurtlanır. Tamam. Şimdi odun bul diyor. Şuraya bir bakalım. Malzemeler, taş, kil ve hurda parçaları. Metalurjide, yapılarda ve tuğla yapımında inşa işe yarayabilecek her şey. Tamam. Yakacak odun, pişirme ocağında veya fırında kullanılacak etkili yakıt. Ağaç gördüğünde elde edilebilir. Tamam. Depoyu kullanarak pişirme ocağı inşa et. Burada depomuz varmış. Hadi bakalım. Mevcut bütün yapılar sol tarafta listelenirler. Gerekli malzemelerine sahip olduğunuz yapılar yeşil renk ile görüntülenir. İnşa etmek istediğiniz yapıyı seçtiğinizde sağ tarafta yapının özelliklerini görebilirsiniz. Alttaki butonla seçimi onayladıktan sonra kale duvarları içerisinde yapıya inşa etmek istediğiniz yeri seçin. Tamam. Ne yapmak istiyoruz biz? Pişirme ocağı. Ne gerekiyormuş malzeme? Nereye yapalım? Tam da şu kısma yapalım. Keşke animasyon koysalarmış. Bu kadar güzel anlatılan bir hikayede animasyon olması güzel olur. Ama büyük ihtimal güncellemeler ile yaparlar ya da tam sürümünde. Burada yeni ögeler oluşturabilirsiniz. Oluşturmak istediğiniz ögenin şemasını seçtikten sonra sağ tarafta bunun şemanın özelliklerini görebilirsiniz. Seçiminizi onaylamak için aşağıdaki butonu kullanın. Şemaların birkaç alternatif bileşeni olabilir. Kullanmak istediğiniz bileşeni, bileşen yuvasını sağ üst köşesindeki okul kullanarak değiştirebilirsiniz. Yeterli sayıda malzemeye sahipseniz ögeyi aynı anda birden fazla sayıda oluşturabilirsiniz. Ne yapacağız? Tamam. Çorba gibi bir şey yapıyoruz herhalde şu anda. Yahni vesaire. Bershrim halen aynı yerde oturuyor. Titriyor ve parçalanmış oyuncak bebeği bağrına basıyor. O karanlık anları tekrar tekrar yaşıyormuşçasına dalıp gitmişe benziyor. Senin varlığının kısmen farkında olmasına rağmen yemeği yemesini sağlıyorsun. Her bir lokmayla adamın kendine geldiğini görüyorsun. Sonunda boş tasını yere bırakıp uyuyakalıyor. Dünden beri gözlerine uyku girmediğini tahmin etmesi pek de zor değil. Dinlenmesine müsaade et. Bathroom, sıradan bir yatakta dahi dinlenebilse daha hızlı iyileşebilir. Şehrin sokaklarında bulunan malzemelerle bu tür bir yatak kurabilirsin.
Bu sırada kaleden şehirdeki pazar alanına gizli bir geçit olduğunu anımsıyorsun. Gecenin karanlık perdesi indiğinde bu geçit sayesinde erzak arayışına çıkabilirsin. Bir dakika, Tabia'ya giden kapının önündeki bu adam da kim? Suratı toz ve kana bulanmış, gözleri yorgun, zırhının üstündeki ceketi kimi yerlerinden yırtılmış olan asker önünde durmakta. Konuşmaya başlayınca onun Betham'ın yeğeni Flint'in çocukluk arkadaşı Galvick olduğunu anlıyorsun. İkinizin de hayatta olduğunu görmekten çok memnun. Çamur ve kana bulanmış yüzüne rağmen Betham'ın ailesinin ölümünü öğrenince Galvick'in suratının nasıl solduğunu görüyorsun. Halası ve yeğenlerinin vefatıyla sersemliyor. Birçok şey yaşamış bu adam için başka bir darbe demek. Fakat yas tutmak için bile zaman yok. İsmiller yakında saldıracaklar, diyor. Saldırıdan önce levazım eksikliğimizi gidermemiz lazım. Ardından bir grup askerin şehirde olduğundan ama henüz dönmediğinden bahsediyor. İşte tam da bu sebeple yardımına ihtiyacı var. Neye ihtiyacım var? Oka ihtiyacımız var, diyor ve ekliyor. Hem de çok fazla oka. Tabii ki sıfırdan ok yakmak günler alacaktır. Peki şehirdeki okçu atölyesi? Hadi iş başına, diyor Calvert. Hepinizin hayatı sizlere bağlı, diyerek sözünü tamamlıyor ve Tabia'nın yolunu tutuyor. Oyun güzel vallahi, çok hoşuma gitti. Ne diyeyim? Şimdi biz buradayız. Pasif geçit. Seçili geçit. Seçili olan yere gitmek istiyorum. Şu kadar. Eşya taşıyabiliriz. Envanterimiz bu kadar. Yağmaya başla. Düşman birliklerinin işgalindeki yağmalanmış şehre girdiniz. Unutmayın. Sol fare tuşuna çift tıklayarak koşabilirsiniz. Ama karakteriniz o zaman daha çok gürültü çıkartarak hareket eder. Daha temkinli hareket edip etrafınız olup bitene dikkat etmeniz için sizi için daha iyi olacaktır. Kaleye dön. Şurada sanki biraz kaynak var. Ama tabii ki de oraya gidemiyorum haliyle. Kapıyı da açamıyorum. Burada düşman var galiba. Yok. Asılmış biri var. Odun gerekiyor bize. Okçu atölyesini buluyorsun. İsmiller senden önce buraya gelmişler. Bina yanıp kül olmuş. Talan edilmiş. Sahibi ise binanın hemen yanındaki ağaçta sallanıyor. Üzerinde onlarca ok var. Esen rüzgar burada bulunma sebebini hatırlatıyor sana. Askerleri ok bulmak için. Olup olmadığını öğrenmenin tek bir yolu var. İçeri giriyorsun. Yerle bir olmuş atölyenin içerisinde her bir yana dağılmış mobilya parçalarının ve küllerin arasında okları arıyorsun. Zaman geçe dursun. Düzeneyi bulamıyorsun. Neredeyse vazgeçmişken çatının kirişi altında karanlıkta bir ışıltı görüyorsun. Yoksa bu... Evet, askerlerin ihtiyacı olan oklar bunlar. Bulundukları yerden çıkarmaya çalışıyorsun ama kirişin altında sıkışmışlar. Tamamını çıkarana dek tüm gücünle kendine doğru çekiyorsun. Ertinden kiriş birden tüm ağırlığıyla üstüne göçüyor. Ne acı ama. Oradan kurtulup atölyeden çıkman epey zamanını alıyor. Çıkınca bir şeylerin değişmiş olduğunu görüyorsun. Okçunun cesedi aşağı indirilmiş. Yaşlı bir kadın ağacın gölgesinde cesedin üzerine eğilmiş. Yorulmuşa benziyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Annesi olsa gerek. Evladının cansız bedenini yakınlarındaki mezarlığa gömebilmesi için ağaçtan kesip indirmesi gerekmiş. Kadın...
Cesedi taşımak için uğraşıyor. Ama bu sırada yanlışlıkla kemerinin altındaki balta ile kendini yaralıyor. Cesedi gömmesine yardım et. Kadın yaklaştığını görünce tedirgin oluyor. Ama yardım etmek istediğini anladığında gözlerindeki rahatlamayı görüyorsun. Cesedi gömdükten sonra sana küçük bir kese verip sessizce karanlığın içinde kayboluyor. Değerli eşyalar. Kuşatma sırasında bir avuç taş parçasıyla eşdeğerdir. Ok destesi. Bu arada bizim enerji limitimiz var mı yok mu? Onu tam olarak çözemedim. Sebze de topladık. Saman, yeşillikler ve bitkiler. Aslında burada olmak biraz tehlikeli gibi ama... Bez bulamadık ama. Saman bulduk. Bez bulduğumuzu hatırlamıyorum. Ha. Kaleye dönmek için burada bir seçeneğimiz var. Bu yüzden İstediğimiz kadar uzaklaşabiliriz diye tahmin ediyorum. Tabi koşarak oraya gitmezse. Bezimizi de bulduk, süper. Aa, yerimiz kalmamış. Şimdi ne önemli burada? Saman önemli. Bunları atabilirim. Tamam. Evet, maalesef. Tabii böyle daha gerçekçi olmuş. Başladığımız noktaya geri dönüyoruz bastığımız zaman. Gece sakindi. Gece sakindi ama her an gerçekleşebilecek düşman saldırısına hazırlanmalıyız. Bu fırsatı tabiyedeki askere yardım etmek için kullanmalıyız. Bertham ile konuş. Konuşayım. Görünüşe göre Bertham çok daha iyi hissediyor. Ailesini kaybetmiş olmasının verdiği acıyı sadece zaman dindirebilir. Buna rağmen sonunda marangozun şuuru yerine geliyor ve savaşa dönmeye hazır. Filinç değil mi? Diye sordu. Bir iki defa Galvik ile birlikte atölyeme uğradığınızı hatırlıyorum. Yardımın için teşekkür ederim. Şimdi hayvanlarla ilgilenmeliyiz ve içme suyu bulmalıyız. Bathroom haklı. İçme suyu bulmalısın. Talihsiz bir şekilde kaledeki kuyu trebüşelerin doğrudan hedefi olmuş. Yine de enkazı kaldırabilirsen bir ihtimal kuyuyu onarabilirsin. Denemelisin. İkinci karakterimizi açtık. Tap tuşuyla değiştirebiliyoruz. Okey. Şimdi marangoz olduğuna göre kuyu işini halledebilirsin sanırsam. İç kale. Kuyu nerede acaba? Kuyuyu ben mi göremiyorum? Büyük ihtimal buradadır.
Önce bir toparlayalım. Evet, kuyumuz burada. Kuyunun üstündeki enkazı kaldırdın. Fakat kuyunun temeli Trebuchet'den atılan cisim yüzünden göçmüş. Susuzluktan ölmeden önce kuyuyu onarman mümkün görünmüyor. Şehir pazarında gecenin karanlığında arkanı alarak içme suyu bulabilirsin, değil mi? Çok riskli ama elindeki en iyi seçenek bu. Temiz su ara. Şu anda benim bulduğum su temiz değil miydi? Kirli su. Peki bunu ateşte şey yapamıyor muyuz? Ha. Çanak. Önce çanak bulmamız gerekiyor. Peki bu nedir? İçilebilir temiz su diyor. Kiler. Yumurta. Su ihtiyacımızı karşıladık biraz sanki. Hüzünlü. Tabya'ya ok yolla. Burada düşman saldırıları hakkında raporları görebilirsin. Bu bilgileri edinmek için bazen düşmanın hattına keşfe çıkman gerekebilir. Tabya'nın gücünü olabildiğince yüksek tutarak duvarların aldığı hasarı ve muhafızların verdiği kayıpları en aza indirmek çok önemli. Savunma hattının ne durumda olduğunu buradan kontrol edebilirsin. Hayatta kalan kaç tane muhafız olduğuna ve envanterine göz atabilirsin. Nihai görevin Tabya'yı gelecek saldırılarla hazır tutmak. Muhafızları ok yollayarak hayatta kalma şansımızı arttırır. Tabya'yı levazımlaştırmak için bu ekranı kullanın. Seçimimizi onayladıktan sonra bu ögeler seçili karakter tarafından paketlenip taşınacaktır. Ayrıca burada onarmanız gereken kırık ekipmanlar da bulacaksınız. Muhafızların niye ihtiyaçları olduğuna her gün kontrol edip ihtiyaçlarını karşıladığınızdan emin olun. Güzel. Çok sevdim. Bizim eleman oraya gidiyor şimdi. Malzemeleri teslim etmek için. Şimdi ne diyor? Kümesi kapatan enkazı kaldır diyor. İki kişi çalışsınlar. Pardon, burası şey. Pardon. Bitkisel ilaç. Hastalıkların iyileştirilmesini sağlayan bitkisel ilaç karışımı. Bitki atölyesinde oluşturulabilir. Şu anda bitkimiz yok. Bir tane vardı, onu da verdik zaten. Önce bir çevreyi toparlayalım. Aa, bakmadığın zaman şey yapmıyor mu? Karakteri odaklanmamız gerekiyor. Okey. Kümesimiz var. Burada hayvanlarımızı yönetebilirsiniz. Sağ oldukları sürece işe yarayabilirler. Besili tavukların yumurtlaması gibi. Tamam. Hayvanları beslemek için sol fartuşla onlar için yenilebilir olan bir yiyeceği tıklayın ve hayvanlar için olan yapının penceresinde bulunan öge yuvalarını sürükleyip bırakın ve eylemi altta bulunan butona basarak onaylayın. Ha. İhtiyacımız olduğu durumlarda hayvanları öldürüp onları yiyecek elde etmek için kullanabilirsiniz. Ancak bu bir et parçası devamlı gelen yumurtadan daha kazançlı mıdır? Değildir tabii ki de. Yem. Yem verdik. Çürük ekmek yesinler ve sebze yesinler. Al bakalım. Tavuklar açmış zaten. Şimdi. Aa, bu yapıyı bu şekilde geliştirebiliyormuşuz. Onu geliştireceğim ama sonra, şimdi değil. Ne diyor? İç kale. Yeni yatak yap.
Bunlara ihtiyacımız var. Yerde boş yer 6, yataklar 0. Hadi bakalım, yapalım. Kalenin içini gösterseydi keşke. Gerek yok ama o kadar da. Ama gösterseler güzel olurdu. Karakterinizin daha iyi dinlenebilmeleri, bastıklarında veya yaralandıklarında daha hızlı iyileşebilmeleri için buraya yatak yapabilirsiniz. Durumları daha ciddi ise onlara sargı veya ilaç vermeyi yine de göz önünde bulundurun. Karakterinizin sağlığının yeniden kavuşması sadece iyileştirme özelliğine sahip ögelerin tüketimi ve dinlenmeyi sağlar. Okey. Flint yaralı, el yapımı sargı kullan ve gece onu yatakta tut. Ha. Şimdi Flint buraya gelirse, gece geldi bu arada. Evet dostlarım, oyunumuz böyle bence gayet hoş olmuş. Hani bakalım tam sürümüyle neler göreceğiz tam sürümünde. Buraya tekrar yolladı. Çünkü kaynakların hepsini toparlayamadık. Ya da oyun prolog bölümü olduğu için burayı sadece oynayabiliyoruz. Evet efendim, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gayet güzel bir oyun olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni oyunların ilk bakışıyla karşınızda olacağım. Unutmayın. Her zaman kaliteli oyunları sizlerle paylaşırım. Hani siz diyorsunuz ya, neden bu oyunu yüklemiyorsun? Neden tüm oyunları, yüklediğin tüm oyunları seviyorsun? Tüm oyunları harika diyorsun. Ben sevdiğim oyunları sadece kanala yüklüyorum arkadaşlar. Sevmediğim oyunu neden buraya yükleyeyim ben? Hem kendi zamanımı yani pardon. Gerek sizin zamanınız olsun, gerek kendi zamanım olsun. Zaman önemlidir arkadaşlar. Sizin zamanınızı çalmak istemiyorum kötü oyunlarda. Her izlediğinizin bir bedeli olsun istiyorum. Hani bu oyunu izlediğiniz zaman kaliteli bir oyun görmenizi istiyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.